İple çekiyordum kapışmayı. Haydi olmazsa, kafamda bugün bir soru vardı. Haydi olmazsa, haydi kapışamazsak, ne olacak? Ben Sabir Sırla, 29 yaşındayım. İlk 7 yaşında buraya geldim. Babamla birlikte ailem de vardı. 4 tane kız kardeşim var. 1 tane abim var. Hep beraber ailece buraya taşındık. O zamanki maddi imkanlarımız olmadığından dolayı, babam da çoban olduğu için buraya yerleştik. Burayı düzenledik. Camını, kapısını, pecesini taktık. Ve işte burada yaşamaya başladık. Daha sonra buradan ayrıldık, yeni eve taşındık. Çünkü babamın durumları biraz düzeldi. Sabir abla doğduğundan beri bilirim ben. Çobanlık yapardı babası. Çok evlendi, evlilik çok yaptı babası. Yani her kadından bir tane çocuğu var. Sonra Sabir doğdu. Sabir doğduktan sonra annesi bıraktı gitti. Sabir de çobanlık yapardı. Dağlarda büyüdü hep. Burada işte kendine bir ufak hediyelik yer yaptı. Böyle. Yani kimseye zararı yok Sabir'in. Ben kendimi bildim bileli burada yani. Biz geliriz arkadaşlarla otururuz, çay demler. Kazancını buradaki işte takıdır, perivacasıdır, şal, paşmine onlarla sağlıyor. Yeni eve taşındıktan sonra da buraya tekrardan turizm amaçlı dönmeyi düşündüm. Baktım yerli ve yabancı turistler çok. Bu yüzden de burayı çay kahve kafeterya şeklinde yaptım. Ufak tefek hediyelik eşyalar aldım. Bu şekilde burada da şu an iş yerim olarak kullanıyorum. Ayrıca yazları kendim burada ailece yaşıyorum. Kızım, eşim, ben. Kendi yaptığım peribacalarım var. Onlardan satmaya başladım. Aslında çok basit gibi gözüküyor ama benim bunu yapmam, öğrenmem yaklaşık 7-8 senemi aldı. Burayı düzmemde yardım eden olmadı ama hep yani arkadaşlar falan gerçi oldu ama yani genelde kendim ayarladım eşyalarını, kendi satın aldığım şeyler, çoğunluğu kendi ürettiğimiz şeyler var. Ha, buzmuş. Ben buzdan gelip geçiyordum. Bizim aşağıda çay ocağı. Oraya gelip geçiyordum. Gel çay içelim dedi. Öyle tanıştık. Oturdum burada çay ikram etti. Öyle tanıştık yani. Acıyorum yani. Bakıyorum durumuna. Bir elinden tutanı yok. İyi geçirmesini düşünüyorum. İyi olmasını düşünüyorum. Yani evlendi, çocuğu olacak. Bir çocuğu var. Yani geçinmesini düşünüyorum yani. Burada yaşamak zor şu şekilde. Yazları aslında kolay ve basit, kışın biraz zor. Orada ulaşım sebebiyle, kar, kış, yoğunluk nedeniyle yani gelecek, gidecek, bir de market, çarşı uzakta olduğu için o yüzden zor. Ama tabii ki elektrik, su olmadığı için biraz yaşam çok daha zor oluyor yani. Ama bir şekilde yine de hallediyoruz. Küçük güneş panelimiz var. Suyu biraz aşağıdan, mesafeli bir yerden doldurup getiriyoruz. Bu şekilde. Evet.
Kızım şu anda Tokat Niksar'da çocuk evinde, sevgi evlerinde. Ekonomik durumumuz olmadığı için fazla kalacak bir ev olmadığı için kızımı aldılar. Ve şu anda ev tuttum. Kızımı izinli olarak alıyorum. Yazın inşallah tamamen almayı düşünüyorum. Getirdiğim her şeyi çöpe atabiliriz bence. Yok, doğum yaptıktan sonra diyor. Pantolonlar olur ama. Niye böyle bir mont aldın? Mehmet abi mont. Kızım için tabii ki bir köşe ayırdım ona kendi yaşadığım bölümden. Bir köşede kızım için ayırdım. Çok özlüyorum kızımı. Çok zor oluyor. Ama işte zamanla alışıyorum. Kavuşma anında çok heyecanlandım aslında. Sanki yıllardır görmemiş gibi ama ne bileyim çok da mutlu oldum. Böyle ben annemden bir senedir ayrıyım, böyle iple çekiyordum kavuşmaya. Haydi olmazsa, kafamda bin bir soru vardı. Haydi olmazsa, haydi kavuşamazsak, ne olacak? Ben hep burada mı kalacağım? İnsanın aklına bu takım sorular geliyor. İnsan annesiz yapamıyor yani. Gerçekten çok kötü bir duygu. Ya sesini bile özlüyorsun. O kadar. Hayır. Tabii ki bir başlangıç, yani hayatta her şeye başlangıç illaki vardır. Ama yeni evlendiğim için mutluyum, bebeğim olacağı için mutluyum. Anne ben giderken şu battaniyeyi de alacağım. Hangi battaniye? Şimdi. Al. Pis ya. Üstümü alacağım. Kediler metler yaptı. Çok acayip. Biz onu şey yaptık. Çaldık. Kokuyor yani. Benlik sıkıntı yok da aslında. Zaten ben anneme söyledim. Neden bir şey demez mi? Nasıl çaldın?